Herkese merhaba. Bugün 7 Ekim 2020. Günlerden çarşamba. Yargılı yargısız gasp dönemi başlığı attık. KC'mizde öyle yazıyor. Bu uzun zamandır böyle. 7 seneyi geçti, 8 sene. Artık 8. seneye giriyoruz. Net bir şekilde, delilleriyle, argümanlarıyla ortaya konmuş bir konu. Ve hız kesmeden de devam ediyor. Hız kesmeden de yargılı yargısız gasp dönemi devam ediyor. Buna bakacağız ve ilk sırada e, günün e, haberlerinden Can Dündar'ın e, kaçak sayılmasına hükmedilip mal varlıklarına el konulması. Can Dündar'ın Türkiye'de bir malı mülkü işte oturduğu evi bir yazlığı var. E, bir de annesinin e, babadan kalma annesinin oturduğu ev var ve bu üçüne el konulmuş kayyım atanmış neyse. Bugün basın meslek örgütleri ve pek çok duyarlı kesim buna destek veriyor. Can Dündar'ın yanında hizalanıyor ve bu bir gasptır. diyor. Bu bir hukuksuzluktur diyor. Hatta bazı Arzu Yıldız mesela tweet'inde gördüm. Yani diyor ki işte bu mal varlığı suç işlenerek mi elde edilmiş ki Hani o işlediği ifade edilen suçun ürünü mü bu mal varlıkları diye yaklaşmış. Yahu ne önemi var? Öyle olsa fark etmiyor ki insanların alın teriyle veya miras yoluyla kendilerine kalan şirket olsun, baba, atası neyse hiçbir biçimde ona izaf edilen suçla veya ile alakalı olsun olmasın çökülüyor insanların maaşlarına çökülüyor, insanların emekli ikramiyelerine, emekli maaşlarına çökülüyor, geriye doğru tahsil ediliyor. İnsanların kazandığı özlük hakları ellerinden alınıyor. Daha sonra yargıda bu iade edildiğinde, yani ya arkadaş bunu şey yapalım, e, bu doğru değildir, bunu e, görevine iade edelim falan dendiğinde de... E, Belki yargı kararı o yönde bir karar alıyor ama e, maaş, mal, mülk falan kaldığı yerde kalıyor ve insanlar görevlerine de iade edilmiyorlar. Yargılı yargısız gasp dönemi. Can Dündar'a bir kere daha geçmiş olsun. Can Dündar, e, Recep Tayyip Erdoğan'ın şu anda görüntülerini de izlediğiniz e, TRT Haber'deki yayında sözleriyle, asıl hedef oldu. Bunun bedelini ağır ödeyecek. Öyle bırakmam onu dedi Tayyip Erdoğan. Bunun bedelini ağır ödeyecek. Öyle bırakmam onu. Yüzündeki ifadeye baktığınızda da zaten kin, öfke ve nefret var. Yani onu öyle bırakmam derken yüz ifadesi ayrı böyle kasılmış ve çatılmış bir şeyle, çehreyle. Burada Can Dündar'a eee Can Dündar'ın malından mülküne çöküp de oradan işte hazineye falan bir şey elde etme değil bu. Can Dündar'ın canını yakma. Yani gasp'tan daha öte bununla canını yakma amaçlar. Öyle onu onun yanına öyle bırakmamın devamı esasında bu. Tam bir e, yani yargılı yargısız gasp dönemi derken ezbere atmadım o başlığı. Şimdi bakın sayısal Doto'da Şaibeli Seri 28 çekilişte altı bilen çıkmadı, para şirkete kaldı. Şirket kim? Demirören. Bir de sayısal lotu da daha önce ben de öyle biliyordum, biz Türkiye'deyken 49 numara arasından 6 numara tahmini yapılıp onun üzerine çekiliş yapılıyordu, sonra bu 49 numara arasında tahmin 90'a çıkarılmış. Yani 1'den 90'a kadar 6 numara tahmini, dolayısıyla bunu bilmek veya tahmin etmek ve orada işte altı bile bilin, bilinmesi yani altıyı birinin bilmesi ve ikramiye kazanma ihtimali çok çok düşüyor. Çok çok düşünce de eskiden şöyle bir şey vardı. Bu dünyada da böyledir. Kazanma, kazanma yani ikramiye çıkmadıkça devreder, devreder, devreder ve ikramiye büyür. İkramiyenin büyümesi çekilişi olan ilgiyi artırır vesaire. Diyelim ki ikramiye 6 ay devreder, 1 yıl devreder, 2 yıl devreder o kadar büyük ki filan bu tabi cazibesini artırır. Neticede bilen birine de o ikramiye ödenir. Sosyal adalet açısından doğrudur, yanlıştır, mahsurları vardır. Piyango çıkan, piyango ikramiyesi çıkan insanlar abad olmamışlardır falan. Bunu ben görürüm. Lotteri diye bir eski Amerikan dizisi vardı. Onu da çok seyrettim bütün bölümlerini aşağı yukarı. Orada da aşağı yukarı bu mesaj verilirdi yani bu para çıktı kişiye yaramıyor pek falan filan gibi arada birkaç örnek olmakla beraber iyi örnek olmakla beraber orada değilim burada e, devreden ikramiye bir süre sonra şirketin kasasına kalıyor yani e, hem ikramiye çıkmıyor hem de şirketin kasasına kalıyor ve şirket kim Demirören bir numaralı yani havuzun önde gelen unsurlarından biri yargılı yargısız gasp düzeni başlığı altında devam ediyoruz Ütük Rit Sayıştay raporundan rahatsız olmuş Sayıştay yahu devletin resmi kurumu sonuçlanmamış raporlarla devlet kurumlarını yıpratmaya yönelik habercilikten vazgeçilmeli diyor sana ne ama işte ben niye böyle söylüyorum ki yani ben niye sana ne diye, diye söylüyorum bazen heyecanlanıyorum ben de işte koroya katılıyorum sonuçlanmamış raporlarla devlet kurumlarını yıpratmaya yönelik habercilikten vazgeçin diyor. Bak sen. Bir başka şey. Halk TV'ye Azerbaycan'ı ve Cumhurbaşkanı Aliyev'i aşağılama suçlamasıyla para cezası vermiş Rütüp. Konu ne biliyor musun? Biliyor musunuz Levent Gültekin'in Azerbaycan devlet mi gerçekten bir aşiret Demokrasi yok, hukuk yok, otoriter yönetim var, seçim yok, paranın üzerinde yüzüyorlar. Bugüne kadar adam gibi bir devlet kurmamışsın. 60 yıldır senin toprakların işgal edilmiş sözleri sebebiyle. Para cezası vermiş Halk TV'ye. Sana ne ya? Adam Azerbaycan'ı eleştiriyor yani. Yani Azerbaycan'a laf söylemek de yasak. Yani öyle bir şey oluşturuldu ki Libya'ya laf söylemek yasak. İşte özgür Suriye ordusuna laf söylemek yasak. İşi de laf söylemek yasak, Azerbaycan'a laf söylemek yasak, Kıbrıs, Doğu Akdeniz aman işte o konuda ileri geri ko yani hepsi Ankara'nın söylediği ne varsa hem resmi tez dayatması var hem de bu konuda can sıkan bırak yani hakareti aşağılamayı bırak işte küfretmeyi can sıkan eleştirileri de engelleme. Sen yani Azerbaycan hakkında öyle Levent Gültekin az bile söylemiş. Bir aşiret yani. Devlet değil ki. Değil yani. Yani. Tek e, ne bileyim e, millet iki devlet. Tek millet de değil. Aziri onlar yahu. Aynı dili konuşuyor olunca yani şey mi oluyor yani. İrlandalılar da burada İngilizce konuşuyor. Ayrı bir devlet ama bir asır önce bağımsızlığını kazanmış. Yani hemen yakında İngilizce konuşan şeyden bahsediyorum. Böyle bir şey yok. Ona bakarsan Orta Doğu'da herkes Arapça konuşuyor. Suudi Arabistan'da da Arapça konuşuyor. Mısır'da Arapça konuşuyor. Suriye'de Arapça konuşuyor. Yani. Neyse. Devam. Şimdi gasp döneminde bir de böyle bir şey var. Yeni Asya manşet TÜİK verilerine ben de güvenmiyorum diyor. Kim diyor? Birol Aydemir eski TÜİK başkanı. Pandemi krizinde işsizliğin %18-19 olması lazım 12 deniyor. Nasıl oluyor? Rakamlar çok artacak. İbrahim Özdabak da karikatürünü çizmiş. Enflasyon vakası vaka 11.5. Yukarıda da işte gelen zamlar var ortalama. Dönelim bir gün manşete saray açı, demiş ki efendim bu hayatın albenisine kendini kaptıran insan dünyasını da ahiretinde kaybeder müminin görevi varlıkta şımarmamak yoklukta sabretmektir tahtta oturan zat söylüyor bir kere devleti yöneten insanların milletin ahiretiyle şunla bunla falan meselesi o değildir bir numaralı görevi bir numaralı görevi dünyadır. Bir numaralı görevi milletin dünyasıdır. Ahireti değildir. Herkes bunu böyle kafasına sokacak. Ama Türkiye'de yediriyorlar işte. İkincisi bu hayatın alberisine kendini kaptıran insan. Sana ne ya? Sen bu hayatı düzenlemekle görevlisin. Ve yaşanılır bir hayat. insanlara yaşanılır bir hayat sağlamakla görevlisin. Bunun için sana oy veriyorlar. Adam ahireti için sana oy vermiyor. Ama kime ne anlatıyorsun? Milyarlar yollara aktı, yardımlar açıklanmadı. Sayıştay tek tek yazdı. 7, 5703 işlem usulsüz yapıldı Cumhuriyet. Sayıştay raporlarına göre aralarında Diyanet'in de bulunduğu 9 kamu idaresi toplam 42.7 milyar lira ödenek üstü harcama yaptı. Filan filan okursunuz haberin detaylarını. İşte diyor ki bu diyor Sayıştay raporlarını diyor yayınlayamazsın diyor Rütük. Niye? ödüyor devlet kurumlarını yıpratmaya dönük yani. Halkın vergisi Yahubu, Halkın vergisi. O arada Katar, Katar Kraliyet ailesi Yalova'da saray yaptırıyormuş efendim. Ultra lüks. Yüzde yetmiş beşi tamamlanmış. Oraya gelince dünya ahiret falan unutuluyor tabii. Katarsa mala mal Katar, cana can Katar. Burada dünya ahiret yok. Hayatın albenisi falan aman aman Şöyle yakından bakalım. Hayatın albenisi filan orada yürümüyor. İşte burada da böyle cinayeti azmettirme işte ne bileyim suikast planlama falan gibi ağır iddialarla gündemde olan Nüket Otar 9 Eylül Üniversitesi rektörü efendim. Bugün yani bu iddialar gündeme geldiğinden beri Medya DM'de Said Sefa e, gündeme getirdi. Ondan beri de Nüket Otar kayıp borcu yani ekonomik olarak da kadın yani bir böyle perde arkasında çevirdiği işler ayrı. Perde önünde de batık. Rektörlüğü döneminde 9 Eylül Üniversitesi'nin borcu 233'ten 352 milyar TL'ye çıkmış. Gittikleri yerleri de batırıyorlar. Hep söylüyorum bastıkları yerde ot bitmez. Bastıkları yerde ot bitmez. Bu güruhun. Metropol anketi çokça paylaşılıyor. Sizce ülke ekonomisini en iyi kim yönetir diye sorulmuş. İşte mevcut liderleri soruyorlar. Açık ara Recep Tayyip Erdoğan 21.5 ile üstte. Onu Mansur Yavaş, Ali Babacan, Berat Albayrak takip ediyor vesaire. Fikri olmayan, cevap vermeyen de 46. Burada iki şey önemli. Bir, tamam elbette hala insanların %21'i Tayyip Erdoğan'ın, %4.9'u da Berat Albayrak'ın e, ekonomiyi düzelteceğini düşünüyor. 1.8'de Süleyman Soylu var. Hepsini topladığınızda işte 27-28 yapıyor. Yani hala halkın üçte bir yaklaşık AKP iktidarından umutlu gibi filan bir hal çıkıyor. Yani kendi düşen ağlamaz bu milletin başına gelecek var diyenler bir anlamda haklı çıkıyor. Fakat bana göre daha büyük bir e, oran, yüzde 46 cevap vermemiş. Yani diyor ki bu ekonomiyi düzeltecek lider yok şu anda. Yarı yarıya da diyebilirsiniz. Şu anda bu kadar 7-24 e, propagandaya, beyin yıkamaya maruz kalan, yalan habere maruz kalan, 7-24 Tayyip Erdoğan ve avanelerinin kürsün utuklarına maruz kalan, Doğru haber alamayan, işte Sayıştay raporlarının, öbürünün berikinin falan bile kritik edilmesinin yasak olduğu falan bir ortamda, böyle bir ortamda, herkesin şeytanlaştırıldığı, kafayı kaldırılanın vatan haini ilan edildiği bir ortamda bile böyle anketler yapılıyor ve vatandaş bir şey söylüyor. Buna da böyle bakın. Herkes... Ee benim yaşadığım İngiltere'den veya Kanada'dan veya Amerika'dan veya Brüksel'den veya Paris'ten veya dünyanın öbür ucundan bütün kaynaklara erişim hakkı sınırsız olan, medeni ülkelerde yaşayan insanları da kastediyorum. Eli yüzü düzgün şehirlerde falan filan yaşayan insanlar gibi cevap vermiyor bu ankete cevap verenler. Bu ankete cevap verenler müthiş bir gerçekten karanlığın tünelin içinde yaşıyorlar. ve yüzde 46'sı böyle bir lider göremiyor. 39 ülke Çin'i kınıyor efendim Uygur Türklerine yaptıklarından dolayı ama bu listede ne bir Türk Cumhuriyeti var Türkiye dahil ne de bir Müslüman devlet var. Ve ismini duymadığınız Liechtenstein Mesela yerini haritada gösteremeyeceğiniz ülkeler bile var. Marshall Adaları Cumhuriyeti, Palau mesela. Yerini haritada gösteremeyeceğiniz ülkeler var. Kınamışlar, Çin'i durdur demişler. Bu Uygur Türklerine reva gördüğün zulmü bir tane İslam ülkesi yok. Bir tane Türk dünyası ülkesi yok. Azerbaycan nerede? Türkiye nerede? Ayrı bir konu. Azerbaycan nerede? Kırgızistan nerede? Kazakistan nerede? Türkmenistan nerede? Yok. Ben demeyeyim, Kuzat Altay desin. Allah masum Uygurların münafıklar tarafından desteklenmesini istemiyor. En azından ben böyle anladım diyor. Ben de öyle anladım. Ne aynı ıktan olanlar var o listede... Ne de aynı dinden olanlar var. Hicrandır yani. Kırgızistan demişken, gerçi Kırgızistan da kendi derdiyle yaka paça. Halk ayaklandı, seçim iptal. Postadan okuyoruz. Seçimlerde %7'lik barajı aşamadığı için parlamentoya giremeyen 12 partinin taraftarları ayaklandı. İsyancılar dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı işgal etti. Ardından da cezaevini basıp, Eski Cumhurbaşkanı Atambayev'i serbest bıraktı. Seçim iptal edilirken Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Başbakan Boronov istifa etti diyor. İktidar gazetelerinde bu haberi göremiyorsunuz. Birkaç muhalif gazetede bu haber var. Postada küçük görmüş hayret. Görelim Azerbaycan Ermenistan meselesine biraz evvel nasıl böyle milli politikalarla insanlar eee vatan haini ...kendileri gibi düşünmeyen insanlar vatan haini ilan ediliyor anlattım. Bir diğer tarafı da bir avuç kalmış azınlıklara... E, ...azınlıklar için nefret tohumları ekilmeye devam ediyor. Anadolu Ajansı böyle bir haber geçmiş. Ermeniler tarih boyunca katliam yaptı diye. 81 yaşında hukukçu, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olduğunu... ...her 10 yazısından birinde mutlaka vurgulayan Güneri Civoğlu... ...duayen, tırnak içinde söylüyorum... Bugünkü milliyette o da aynısını yapmış. Ermenilerin bilmem ne katliamı filan. Tarihlerle tarihten yapraklar diyor. 1905, 1907, 17, 18, 20, de, 15 nerede? 1915'te milyonlarca Ermeniyi tehcir eden ve o tehcirin sonucunda yığınlasının ölümüne, yollarda dökülmesine, hastalıklardan kırılmasına yani bir anlamda Sonuçları itibariyle soykırıma yol açan devlet hangisiydi? Osmanlı'ydı. Türkiye'ydi. Tek satırı yok. Mallarına çöktünüz. Boşuna yazmadım yargılı yargısız gasp dönemi devam ediyor. Aynı şeyde devam ediyorum yani. Mallarına çöktünüz. Kalabilenler de kimliklerini değiştirerek kalma durumunda kaldılar. Hala bilenler bilirler işte babaannesi Ermeni olan, anneannesi Ermeni olan falan neyse böyle insanlar var. Yakın tarih yani dolayısıyla babaanne anneanne düzeyinde halen var. Ve hala basında bilinen insanlar Ermenilerin çökülen malları üzerinden servetlerini sürdüren veya ondan servet yapan insanlar var. Fatih Altaylı mesela hep bu konuda eleştirilir. Fatih Altaylı, Ermeni, Van vesaire yazın. Hakkındaki iddiaları görürsünüz. Çökülen mallar üzerinden devam eden bir zenginliğe dair. Yeni yaşam. iki kişinin helikopterden atıldığını ortaya çıkaran Mezopotamya Ajansı'na baskın. Dört gazeteci gözaltında çıplak gerçeği gizleme telaşı demiş. Habere yayın yasağı getirdiler demek ki hadise doğru. Artı haber yapanları da topluyorlar. Bu tür ortamlarda gazetecilik çok zordur. Artık gazetecilerde de bir numaralı düşmandır. Gazeteciler ve gazeteciliğin görevi de gerçekten halkı aydınlatmak. Hem e, bu tarz despot yönetimlerle mücadele ederken hem de ortalık çok ciddi bilgi kirliliğinden geçilmezken. İki anlamda da. Evrensel de görmüş Van'da gazeteciler altında habere ve haberciye düşmanlar diyor. Liderler koban üzerinden atışmış ama burada dikkat çeken konu gazete pencereden okuyorum. Soylu HDP'ye yönelik operasyonda neden 6 yıl beklendi sorusuna kızmış İçişleri Bakanı. Kerbela unutuldu mu diyor. Yani üzerinden bin sene de geçse biz bir hadiseden dolayı birilerini suçlarız. Verdiği örneğin gerçekten akla zarar diyecek bir şey yok. Bülent Çelik gazete pencerede güzel karikatürler çiziyor. Sürü dile gelir. Müdürüm bak, sürü bağışıklığı falan diyorlar. Aman ha, bozgunculuk yapma git otlamana bak, bize bir şey olmaz diyor. Evet. Birazdan bakacağız Trump'la ilgili konulara. Ama o arada bir virüs ee, harita, yani ee, bir, bir virüs çağrışımıyla ee, Misvak ee, dergisinde bir karikatür yapılmış. İşte CHP ülkenin bağrına böyle hançer saplıyor falan gibi. Yani virüs olarak betimliyor ve CHP'yi, ülkeyi sırtından hançerlemekle suçluyor. Evet. Bir önceki yayında bahsetmiştim. Bu İslamcı düşünce, bu ümmetçi düşünce, 15 Temmuz'da yarım kalan hesabı görme peşinde hala. Şevdan Noyan, işte o Gata'daki doktor Ali Edizer miydi ismiydi o falan. Onların bu söylemleri çok önemli. İkinci eş falan meselesi olayın magazini. Bence bu tarafa daha çok dikkat edin. Trump virüsle Erdoğan ülkeyle kumar oynuyor. Adem Yavuz yazısını okuyun. O arada Amerikan seçimleri ve en son Trump'ın e, hastalığıyla ilgili konuları Adem Yavuz Arslan, Abdülhamit Birici ve Metin Yıkar TR724'ün YouTube kanalında yorumladılar. 40 dakika kadar. Ben seyrettim. Sizin de izlemenizi öneririm. Hukuksuzluklar AB raporuna girdi, Türkiye'nin üyelik şansı buharlaşıyor demiş İlker Doğan incelemesinde TR724. Ya ben o zaman böyle bir başlık atmazdım. Ee, hadi biraz ben kendi yazdığım da bir şey yapayım, bir laf sokayım. Ee, yani Türkiye'nin üyelik şansı falan yok yani şu anda. Kapıda tutuyorlar sadece. Buharlaşma derken yani öyle bir şey yok artık yani. Vardı da bir şey yani bir şeyin buharlaşması için olması gerekir yani. İyimser bir manşet tabi. Bu arada bir itiraf var. Akşam Kanada'yı küçülttü falan falan demiş ama şimdi şu. Havuzdan okuyalım. Kanada'nın Fransız asıllı Dışişleri Bakanı Türkiye'ye teknoloji satışını durdurdu. Sonra da diyor ki işte SİHA'lar Kanada şirketi Vescam'ın ürettiği Vescam belki de okunuşu Vescam'ın ürettiği optik ve kızılötesi kameraları kullanıyor. Yani sizin İnsansız hava araçlarınız yerli ve milli değilmiş efendim. Kanada'dan ithalmiş. E, optik ve kızılötesi kameraları ki zaten bu insansız hava aracının ana unsurları, ana parçaları. Dolayısıyla böylelikle yerli ve milli de olmadığı ortaya çıktı. Montaj yani hepsi yani. Hepsi Vestel falan da montaj. Yani yerli milli falan değil yani. <laughs> Neyse. Veriler nasıl tercih yapsın? Kararın haberi e, işte efendim Milli Eğitim Bakanı diyor ki isteyen çocuğunu gönderecek istemeyene esneklik tanınacak. Bu kapsamda ilkokullar için ailelerden tercih bizim taahhütnamesi alınacak falan. Yani Türkiye bir işi berbat etmekte ve böyle yani bir yumak haline getirmekte sorunları üstüne yok. O da sormuş karar veriler nasıl tercih yapsın. Eğitim durumunuz diye soruyor karikatür. Latif Demirci'den gelsin hürriyet tamamen yüz yüze. Bir de böyle bir şey var. Korkuyoruz tabii. E, bu korona meselesi 1 iki sene eğitimi gerçekten bloke etti. İngiltere'de bile üniversiteye geçiş sınavlarının ertelenmesi, zaten geçen son sınavda da sıkıntılar oldu. E, çocuklar da eğitim alamıyorlar, eksik eğitim alıyorlar. Online'a kayıyor üniversite eğitimleri öyle vesaire. Dolayısıyla yarının öbür günün yetişen nesillerinin kalifikasyonunda da sorun olacak diye devletler endişeli. Genel bir endişe. Eğitim durumu sorulunca da tamamen yüz yüze diye cevap vermesi kişinin şaşırtıcı değil. Bir yerli aşının son aşamada olduğuna dair bir haber hürriyetten ama bu konularda asla takip fikri takip yapılmıyor. Hep böyle bir şey üfürülüp konuyor. Sonra bir daha arkasına bakılmıyor. Böyle yüzlerce haber gösteririm. Vazgeçin bundan yani. Dünya Sağlık Örgütü de yani bu sene sonuna kadar bir aşının hala çok fazla imkan dahilinde olmadığını söylüyor. Önümüzdeki senenin ilk yarısı belki bir ihtimal. Ki zaten bunu da en çok Trump istiyor. Trump'ı üzecek haberler geliyor ki Trump biliyorsunuz Covid-19 pozitif teşhisiyle hastaneye kaldırılmış. iki gün sonra taburcu edilmişti. 3 Kasım'a kadar bir aşı yetiştirmeye çalışıyor ve sağa sola da talimat yağdırıyor ama bir türlü o şeyi alamıyor. Ondan dolayı da kızıyor. E çünkü çok geriye düşmüş durumda. En iyimser anketle anketlere göre Joe Biden'la arasındaki fark 7-8 puan. Önde Joe Biden. Hatta CNN anketinde fark 16 puana kadar çıkıyor. Ondan dolayı çok kızgın, dolayısıyla hastalanma meselesine de çok yani virüs kapma meselesine de çok kızdı. Bu haberleri yönetmeye çalıştı. Daha evvel hafife aldı. Covid-19'lu şimdi işte efendim biz harika ilaçlar geliştirdik vesaire. İşte ne bileyim böyle şovlar yapıyor falan. Şimdi işte mesela bu karikatür Daily Mail'den bağışıklık kazandığını ben süpermenim ve ben ben bağışıklık kazandım. Bu işi at, bu işi atlattım dedi ya hastanenin taburcu olduktan sonra böyle bir şey de yok yani atlatmanız için Covid-19 testinizin sonraki testinizin negatif çıkması lazım. Eminim günde iki kere test yaptırıyordur negatif çıkana kadar. O ayrı bir konu. Ama bir facia, bir vaka işte mesela Beyaz Saray merdivenlerinden çıkıyor. İşte böyle yüzündeki maskeyi çıkarıyor. İşte merdivenlerden çıkması falan, her şey yolunda atlattım falan görüntüsü veriyor. Bir şey yani seçime de gidiyoruz, çok da gerideyim. İlaçların yan etkisi de olabilir. Amerika'da bu da tartışılıyor. Çok ağır ilaçlar almış durumda. Bir arada alan yok dünyada bu ilaçları. Dolayısıyla iş nereye gidiyor? Amerika'da zor. Fakat söyleyeceğim şu. Bu bir fake e, kapak ama time to go, time'ın kapağı gibi vermişler. Time to go gitme zamanı Türkçesi. Güzel bir kapak ama fake onu söyleyeyim. E, söyleyeceğim e, yani özellikle Trump'la ilgili ekrana getireceğim şu görüntüye dikkat edin. İşte bu biraz evvel e, şeye çıktığında e, Beyaz Saray merdivenlerinden çıktığında e, nef güç nefes aldığını gösteren görüntüler. E, ...net bir şekilde görülüyor. Yani güç nefes alıyor. E, bir anlamda meydan okuyor. Bir anlamda virüse meydan okuyor. Bir anlamda işte efendim rakibine meydan okuyor vesaire ama... ...zor bir durum. E, Beyaz Saray'da virüs pozitif çık... ...yani yakın çevresinden pozitif çıkmayan kalmadı. Ama bu biçimde yürüyor. E, bakalım her gün neye uyanacağız diye... ...Amerika, Trump söz konusuysa... ...bakıyoruz, ilgileniyoruz fakat... Time of Fake kapağına atıfla diyeyim ki yani Time to Go gerçekten gitme zamanı eminim Trump dönemi bittikten sonra herkes eteğindeki taşı dökecek ve sonraki belki aylar boyunca büyük bir nefretle anılan bir Amerikan başkanı olacak. Şu anda yukarıda bayağı, Beyaz Saray'da olduğu için, yetkileri olduğu için falan çok fazla insanlar ağzını açıp konuşmuyor ama onlar da ağzını açıp konuştuğunda iş başka bir yere gidecek. Yavaş yavaş e, kapatırken e, videolarımızı e, likelamanızı abonelik bildirim tuşunu aktif hale getirmenizi önererek kapatmak istiyorum. Yarın güne bakışta Turan Görür Yılmaz karşınızda olacak. Biz Cuma günü haftanın son manşetini birlikte atalım. Ne dersiniz? Hoşçakalın.